konuşsana. Gizem'in raporunun sende ne işi var? Murat, konuşsana. Sana söylemenin başka yolu yoktu Zeynep. O evde kalan kadın Fatma Elin. Sen? Anne, burada hiç resimli kitap var mı? Kızım, burada ne arasın resimli kitap? Hadi bakayım, ayak altında dolaşma artık. Git yat. Ateşin çıkacak yine Gizem. Ah be kızım, ah be Gizem. Ben sana ayak altında dolaşma demedim mi ama? Bu babam değil mi? Bunların ne işi var burada? Fatih'le beraber kaldıkları otele gittik. Biz gelmeden 5 dakika önce kaçmışlar. Her yerde onu aradık. Sokağın birinde yakaladım. Yalvardı. Bırak beni dedi. Hayat memat meselesi dedi. Dayanamadım. Bıraktım gittiler. Peki... Ben... Yani... Evinde nasıl? Gece geldiğinde kapının önündeydiler. Gizem hastalanmış. Hastaneye götürdük. Zatüre başlangıcı dediler. Onları öyle çaresiz, perişan görünce... dayanamadım. İnanamıyorum. Ben de neler düşündüm. Biliyorum. Ama söz verdim kimseye söylemeyeceğim diye. Fatma yenge çok zor durumda Zeynep. Arada kaldım. Ne sana anlatabiliyorum, ne başka kimseye anlatabiliyorum. O günden beri Fatih'in yüzüne de bakamaz oldum. Neden evden kaçtıklarını biliyor musun? Fatma yengeye çok söyledim evine dön diye. Beni dinlemedi. Fatma yengenin büyük bir derdi var Zeynep. İnsan bir tokat için kendini bu kadar perişan etmez. Ya hiç değilse kızı için döner evine. Gizem bile hastayken evine dönmediğine göre... bu işin içinde çok ciddi bir iş olmalı. Bilmiyorum. Ama... senin bu işe karışman doğru değil. Fatih abiye her şeyi anlatmalısın. Tamam, evine kadar gelmiş. Sen ikna etmeye çalışmışsın. Evine git demişsin. Madem ki dinlemiyor, o zaman devreye sen girmelisin. Fatih'le sen konuşmalısın Murat. Yapamam seni. Yapamam. Peki neden Murat? Gerçekten anlamıyorum. Sen Fatma yenge için bana yalan söyledin. Fatih abime, amcama. Bir duyarlarsa herkes sana karşı olacak. Herkesi kaybedeceksin.
en yakın dostunu. Bütün arkadaşlarını. Aileni. Gerçekten anlamıyorum. Sen neden göze alıyorsun bütün bunları? Fatma yenge bana güvenmiş. Bana sığındı. Nasıl koyarım onu kapının önüne? Hem yardım isteyeni kovmak olur mu Zeynep? Hem... Fatma yenge bana ne zaman yalvarsa... aklıma hep Emir abi geliyor. Fatma yenge kimsesiz değil. Kaynı var, kaynanası var. Sana mı düştü onu koruyup kollamak? Niye bu kadar sorumluluk hissediyorsun ona karşı? Zeynep, lütfen. Ben kararımı verdim. Fatma yengeye ev açıncaya kadar o bende kalacak. Sen de kimseye anlatmayacaksın. Gidelim mi artık? Tamam. Seni ben bırakırım. Yok. Gerek yok. Eve gitmeyeceğim. Esra'nın yanına uğrayacağım ilk önce. Zeynep. Lütfen söyleme. Hadi gel seni ben bırakayım. Hadi. Yok, yakın zaten. Sen zahmet etme. Her şeyi mahvettin Murat. Her şeyi mahvettin. Efendim iki bey gel. Buyurun, siz kimsiniz? Hazır ekip. Bir konu hakkında bilgi almaya geldik. Ne bilgisi? Kusura bakmayın, çok işim var. Konu Olga Hanım. Tabii tabii, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet, konu Olga Hanım. Ajansınızda çalışıyormuş. Bize bağlı değil. Ben sadece yönlendiriyordum. Birkaç gündür ortalarda da yok. Ulaşamıyoruz da. Ajansınızda çalışmıyorsa maaşını niye siz veriyorsunuz? Ben ödemiyorum ki. Kendi çalıştığı evden maaşını gönderiyorlar. Ben de komisyonumu kesip ailesinin hesabına yatırıyorum. Bir çocuğu varmış galiba. Onlara yatırmamı istedi. Olga Hanım'ın yakınları evden kaçtığını söylüyor. Uzun zamandır da haber alamıyorlarmış. Olga Hanım hem evden kaçıp hem de maaşını niye eve gönderiyor? Ben bilmem. Bana yolla dedi, yolladım. Gerisine karışma. Siz şu çalıştığı evin adresini verir misiniz? Veremem. Bir duyulursa bir daha eleman almazlar benden. Duyulmasından niye korkuyorsunuz? Kötü bir şey mi yapıyorlar? Benim bildiğim kadarıyla temizlik işçisi değil mi bunlar? Yok canım. Kötü ne yaptırsınlar ki? Allah aşkına müsaade eder miyiz? Tabii ki yok öyle bir şey. O zaman verin adresi. Tabii hemen vereyim. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Alo, haberler çok kötü. Hızır ekip oraya geliyor. Olga'nın peşindeler. Ortalıktan hemen kaldırın onu.
lütfen siz çıkın. Benim canım bir şey yemek istemiyor. Tamam, afiyet olsun. Efendim anne? Esra, yüreğim eleyecek vallahi. Aklımı oynatacağım kızım, aklımı. Anne ne oldu? Bir sakin ol. Bir şey mi oldu? Kızım, biz kimin bedduasını aldık ha? Ya şu düştüğümüz hale bak. Dert üstüne dert. Şimdi de Gizem'in okulundan aradılar. Devamsızlıktan sınıfta kalıyormuş Gizem. Kızım, git şu çocuğun okuluna da öğretmenleriyle konuş ha. Tamam anne, ben hallederim. Zaten öğle arasındayız şimdi. Bir koşu gider hallederim. Ah Fatma, ah! Kendi yetmezmiş gibi ne kadar çocuğun sebebi oldu. Hadi kızım, hemen hallet şu işi. Tamam anne. Şimdi çıkıyorum. Ararım ben seni, tamam mı? Hadi hoşça kal. Esra. Zeynep. Ben de sana geliyordum tam. İyi de benim çok acelem var. Hemen çıkmam lazım. Ama konuşmamız lazım. Sen nereye böyle alelacele? Gizem'in okulundan çağırdılar. Oraya gitmem lazım. İstersen sen geç içeri, ben yarım saate dönerim. Tamam. Hadi. Kalk. Yürü, gidiyoruz. Siz beni nereye götürüyor? Sorma, yürü. Bırak kendini! Bırak kendini! Bırak kendini! Bırak kendini! Bırak kendini! Bırak kendini lütfen! Nereye götürüyorsun beni lütfen? Bırak kendini! Bir çocuk var. Bırakın beni, nereye götürüyorsun? Bırak kendini lütfen! Yalvarırım. Esra'ya her şeyi anlatmam lazım. Ama konuşursam... Fatih... Murat... Nişanımız... Her şey berbat olacak. Allah'ım, ben ne yapacağım? Kolay gelsin. Murat. Ne işin var burada? Şey, bir işim vardı da. Ben de Gizem'in okuluna konuşmaya geldim. Ya çok acelem var benim. Sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam, tamam. Evet, buyurun. Hazır ekip. Olga Hanım'ı arıyoruz. Sanırım burada çalışıyormuş. Ben ev sahibine haber vereyim. Şöyle geçin, oturun. Hoş geldiniz. Buyurun, oturun.
Hanımefendi, biz Olga Hanım'ı arıyoruz. Ah Olga. Bulursanız bana da haber verin. Benden kaçarken bütün paralarımı çaldı çünkü. Kaçıp giden bir kadının maaşını hala hesabına yatırıyorsunuz ha? Aa, hala maaşı yatıyor değil mi? Otomatik ödemedeydi de aklımdan çıkmış. Görüyor musunuz gideli ne kadar vakit oldu? Hala paramı yiyor. Bakın hanımefendi, Olga Hanım kayıp. Eğer ortada bir suç unsuru varsa herkesin başı belaya girer. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsunuz da kimle kaçtıysa ona anlatın bunları. Ben Olga'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Buyurun. Merhaba, ben Gizem Dökmen'in yengesiyim. Buyurun oturun. Yeğenimin devamsızlıkla ilgili sorunu varmış galiba. Aa evet, merak etmeyin hanımefendi. O konu çözüldü. Çözüldü mü? Nasıl? Az önce Gizem'in raporu geldi. Devamsızlık problemi olmuş. Raporu mu geldi? Fatma mı getirdi? Hayır hanımefendi, bir beyefendi getirdi. Beyefendi mi? Allah Allah. Kim ki? Bilmiyorum hanımefendi. Anladım. Peki. İyi günler. İyi günler. Allah Allah. Kim ki bu adam acaba? Merhaba. Merhaba. Efendim yenge. Murat ne oldu? Verdin mi raporu? Verdim yenge, verdim. Ama az kalsın Esra'ya yakalanıyordum. Esra'ya mı? O nereden çıktı ki şimdi? Ben tam çıkarken o da içeri giriyordu. Bir bahane buldum. İnandı galiba. Ama ömrümden ömür gitti be yenge. Ya anlamamıştır değil mi Murat? Yok yok anlamadı. Yani rapor işi tamam. İçin rahat olsun. Oh, çok şükür. Allah senden razı olsun Murat. Cümlenizden inşallah. Murat evladım. Üstüme vazife değil ama yanlış işler yapıyorsun. Of, ne olur sen de başlama Ayşe abla ya. Zaten Zeynep öğrendi her şeyi. Öğrendi mi? Oh, çok şükür. Aranızda küslük kalmaz hiç değilse. Bilmiyorum. Yanlışlıkla öğrendi. Sen karışma bu işe dedi. Git Fatih'e söyle dedi. Sonra da çekti gitti. Evladım, Zeynep doğru söylemiş. Safçacık kızcağız bile bir şekilde anlamış. Zahir Bey mi anlamayacak? Fatih mi anlamayacak? Onlar da bir şekilde öğrenecek. O zaman ne edecekse? Vallahi bilmiyorum Ayşe abla. İnan artık hiç bilmiyorum. Kusura bakma Zeynep ya. Biraz geç kaldım. Olsun olsun. Önemli değil. Murat'la karşılaştım bugün. Murat'la mı? Nerede? Okulun sokağında. Ama çok fazla acelem vardı. Çok bir şey konuşamadım. Sen ne yaptın? Hiçbir şey. Çok tuhaf bir şey oldu bugün Zeynep. Gizem'in devamsızlığıyla ilgili rapor bırakılmış okula. Ama işin tuhaf yanı bir adam bırakmış raporu. Fatma abla nerede? Ne yapıyor? Ya kimlerden yardım alıyor ben çok merak ediyorum. Hiçbir şey anlamadım bu işte.
Güngören'de 1+1 kiralık daire. 800 lira. Bağcılar'da 1+1. 850 lira. Allah'ım, bu kiraların hali ne böyle? Ben nasıl ev tutacağım ya? Ya zar zor 20 bin lira buldum. Verdim Burcu'ya. Hala 30 bin lira istiyor benden. Ne yapacağımı şaşırdım artık Zeynep. Esra, ben seni uyarmaya çalıştım. Sen hiç bulaşmayacaktın bu işlere. Keşke. Keşke bulaşmasaydım. Keşke dediğini yapabilseydim. Bundan sonra ne olacak peki? Bilmiyorum. Her şey Fatma abla gitti diye oldu zaten. Fatih benden soğudu. Evdeki tatsızlıklar Burcu'yu iştahlandırdı. Keşke Fatma ablayı döndürebilecek bir yol bulabilseydim. Seni ben bırakırım. Yok. Gerek yok. Eve gitmeyeceğim. Esra'nın yanına olacağım ilk önce. Zeynep. Lütfen söyleme. Esra, aslında... Aslında Fatma abla bir arasa. Nerede olduğunu bir söylese. Hemen gidip Fatih'e söylerdim. Bundan sonra hiçbir şey saklamam Fatih'ten. Ah, bir arasa. Bir arasa. Esra, bu çözüm değil ki. Yalan üstüne yalan katmakla iş çözülmez. Bak, zararın neresinden dönersek kârdır. Gel bunların hepsini Fatih abiye anlatalım. Ne olacaksa dürüstlükten olsun. Ya ben zaten her şeyi en başından Fatih'e anlatacaktım. Ona söyleyecektim hamile olmadığımı. Ama Fatma abla durdurdu beni. Yalvardı. O söyletti bana yalan. Ya biliyorum, hani keyfinden değil, mecburiyetten. Ama ne bileyim. Ya Zeynep, anlamıyorum. Biz nasıl bu hale düştük? Hiçbirimizde art niyet yokken nasıl bu kadar günahın içine batıp kaldık? Hayırdır Gülten? Sabah sabah arayıp çağırıyorsun insanı. Ay komşum, kızım bana neler almış. Çamaşır makinesi almış. Bir sürü şeyler almış. Paylaşalım istedim. Almışsa almış. Ne edeyim? Yani şimdi benim bunları görecek halim mi var? Aa, komşum senin bir derdin mi var? Ah Gülten ah. Bizde dert bitiyor. Ah Fatma ah. Yani evden kaçtı. Kendi hayatını yaktığı yetmiyor. Bir de kızın hayatını kararttı. Ne oldu? Bugün Gizem'in okulundan aradılar. Devamsızlıktan okulda kalıyormuş çocuk. Vah 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 vah. Bak görüyor musun? Çocuğun istikbalini kararttı kız. Sorma Gülten, sorma. Yani içimin sıkıntısından odalara sığamıyorum. Öyle darlanıyorum ki sana anlatamam. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Ay komşum, darılma gücenme de. Bu işte birazcık da Fatih'in suçu var. Hiç üstüne gitmedi bu olayın. Yani bütün İstanbul'u geziyor. Karış karış dolaşıyor. Bütün kaybolanları buluyor. Nedense bir Fatma'nın izini bulamadı. Gülten, benim oğlum ne yapacağını, ne edeceğini senden de benden de iyi bilir. Allah'a şükürler olsun. Bugüne kadar başımızı öne eğmedi. Boğazımızdan da bir lokma haram para geçirmedi. Fatih, bu ajanstaki kadın sağlam ayakkabı değil. Evdeki de öyle Zahir baba. Ayaküstü 40 tane yalan söyleyen insandan korkacaksın. Ayrıca kapıdaki adamı da gözüm hiç tutmadı. Bu kadınla ajans arasında nasıl bir bağlantı var?
Çözelim. Tamam. Esat. Biz gelmeden şu ajanstaki kadını bir araştır bakalım. İçimden bir ses bir an önce bu Olga Hanım'ı bulmamız gerektiğini söylüyor. Lütfen bırakın beni. Lütfen acıyın bana. Ben çocuk var. Lütfen. Kes sesini. Senin yüzünden başınız belaya girdi zaten. Sen mi haber verdin Hızır ekibe? Doğru söyle. Ben bir şey bilmiyorum. Ben hep bodrumdaydı. Ben görmedi. Ben kimse konuşmadı. Bilmem olmaz bunlara. Kim bilir nereden duyuyorlar peşine düştüler bunu. Lütfen bırakın beni. Lütfen. Bırakın. Tamam kes. Kadın attı lan kendini. Bas frene bas. Nereye düştü bu kadın? Ne bileyim lan, burada bir yerde olmalı işte. Neredesin be? Neredesin? Gel burada. Al başına belayı. Şimdi mahvolduk. Ne yapacağız? Bırakıp gidelim mi? Birileri görürse iyice başımız belaya girer. Ne yapacağız peki? Gel benimle. Merhaba arkadaşlar. Zahir baba, az önce bir şey buldum. Ne buldun? Kadın kirli işler içinde. Bu ajans dedikleri yer tam bir batakhane. Ne olur düşündüğüm şey olmasın. Olay kötü. Bu ajansta gariban göçmenleri hizmetçilik yaptıracağız diye kandırıyorlar. Sonra da ellerinden pasaportlarını alıyorlar. Kötü. Bu kadını mutlaka bulmalıyız. Maşallah, maşallah. Çok güzel çalışıyorsunuz. Oo Sultan Hanım, buyurun buyurun, hoş geldiniz. Anne, senin ne işin var orada? Sultan Hanım, buyurun buyurun. Yok Zahir Bey, yok. Ben bugün Sultan Hanım değil. Dışarıdan, sıradan herhangi bir vatandaşım. Anne, ne diyorsun sen? Sen karışma. Duydum ki burada cümlesinin derdine deva bulunuyormuş. Bir tek benim derdim çaresiz kaldı. Benim gelinimle torunum kayboldu Zahir Bey. Sanki yer yarıldı da yerin içine girdiler. Anne Allah aşkına yapma, gel şimdi. Dur bir oğlum, lafımı bitireceğim. Ben kayıp başvurusunda bulunacağım. Vallahi ne deseniz haklısınız Sultan Hanım. Kendi derdimize düştük, sizinkini unuttuk. Siz buyurun eve gidin, söz veriyorum Fatma ile bizzat ben ilgileneceğim. Yok Zahir Bey, yok. Ben işimi sağlama alayım da. Murat, oğlum bana bir dilekçe getir boş. Resmi olarak başvuru yapacağım.
Neredesin sen? Böyle reklam bıraksa kabartı kalır. Dikkat çekmesin diye tahta topladım. İyi yapmışsın. Yardım et bana. Hadi yeter bu kadar. Bir görünmeden kaçalım. Hadi kapatalım. Hayırdır Zahir Bey? Ne bu yüzünün hali? Sorma hanım. Sultan hanım hepimizi mahcup etti bugün. Hoş geldin amca. Hoş bulduk kızım. Ay çok merak ettim. Ne olmuş Sultan hanıma? Bugün merkeze geldi. Hepimize sitem etti. İlgilenmiyoruz diye gücenmiş. Fatma'yı bulalım diye resmi başvuru yaptı. Anlayacağın beni ancak böyle ciddiye alırsınız demeye getirdi. Ay ne diyorsun? Sorma Zehra Hanım, sorma. Dünür'ün haline içim parçalandı yani. Yazık. Ne hale geldi kadın? Yani koskoca Sultan Hanım bu hallere düşecek kadın mıydı? Ah Fatma, ah. Her neredeyse bir an önce çıkıp gelse keşke. Efendim Zeynep. Murat. Bu iş kötüye gidiyor. Sultan teyze merkeze gitmiş bugün. Sorma ya. Mahvoldum onu öyle görünce. Hala aklımdan çıkmıyor. Zeynep. Sen haklıydın. Fatma ablayla konuşacağım. Eve geri dönmesi için ikna edeceğim. Bir an önce konuş Murat. Bir an önce konuş. Ay başım, başım çatlıyor, ölüyorum. Ah. Ay, bu kadar ilaç hiçbir işe yaramadı. Esra. Esra kızım. Efendim anne. Nereye kayboldun? Yine yoksun ortalarda. Mutfaktaydım, yemek yapıyordum. Ay bir şeye de cevap verme. Dil oldu pabuç kadar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba komşum. Nasılsın? Ay hoş geldiniz. Ay Burcu ilk parasını kazandı da şöyle dedi, Sultan teyzemlere ufak tefek hediyeler alalım dedi. Sen ne demek istiyorsun Gülten? Bizim bir şeye ihtiyacımız mı var? Ay, yanlış anladın Sultan teyze. Dün yeni bir işe başladım. Kazancı iyi.
E prim de veriyorlar. Daha fazlasını da kazanacağım inşallah. E ben de hazır elim bollaşmışken sevdiklerime ufak tefek hediyeler alayım istedim, o kadar. İyi madem, hadi Allah razı olsun. Bunlar senin Sultan teyzeciğim. Bu pakette senin şekerim. Sağ ol. Komşum, sabah iyiydin, bir şeyin yoktu. Şimdi ne oldu böyle? Aman Gülten, nerem iyi benim ha, nerem iyi. İçim kaynıyor, içim. Senden sonra merkeze gittim. Dedim torunumu bulun. Fatma, ya bulunacak, ya bulunacak Gülten. Hala yengemi. Arkadaşlar, dünyada hiç kimse görmek istemeyenler kadar kör olamaz. İnsan önce bakmayı bilmeli. Eğer gerçekleri göremiyorsa bakışlarında bir sorun vardır. Belki de çok daha uzaklara bakıyordur. Oysa gerçek burnunun ucundadır. Hemen yanı başında. Yüzümüzdeki sivilceyi aynaya bakmadan fark edebilir miyiz? Gerçeğin sizden uzaklaştığını hissettiğiniz anda hemen yakınınıza bakın. Hem de en yakınınıza. Başımda. Yengem çok yakınımda bir yerde. Ama nerede? Bu koca şehirde nerede? Yiyecek bir şeyler getirdim size. Eğer başka bir şey ihtiyacınız yoksa ben gidiyorum. Murat, bir dakika. Bunları neden sakladın? Emir abiyi çok severdim ben. Onun ölümünden çok etkilendim. O yüzden sakladım. Hangimiz etkilenmedik ki?
Emre abi, yalvarırım kaçma. Nereye gidiyorsun Emre abi? Yalvarırım, yalvarırım. Göndermek zorundayım. Murat, yemeği hazırladım kardeşim. Hadi gel sen de iki lokma bir şeyler atıştır. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anne, iyi misin? Nasıl iyi olayım oğlum? Nasıl iyi olayım? Başım çatlıyor. Merkezde yaptığın o şey neydi öyle? Niye böyle bir şey yaptın? Ben yengemi aramıyor muyum? Arıyorsun. Arıyorsun. Arıyorsun da... Anlat kızım kocana. Bugün... Gizem'in okulundan çağırdılar. Gizem devamsızlıktan sınıfta kalmak üzereymiş. Ben de apar topar gittim. Sonra gerek kalmadı dediler. Gizem'in raporunu biri götürmüş. Yenge mi götürmüş? Hayır. Bir erkek götürmüş. Erkek mi? Bu kadın ne yapmaya çalışıyor be? Bu ne biçim bir iş? Bu nasıl bir rezillik? Sakin, ne oldu? Sakin ol. Sakin falan olamam Esra. Sakin falan olamam. Anne. Yengemi bulacağım. Nasıl olursa olsun, nerede olursa olsun yengemi bulacağım. Allah korusun, eğer düşündüğüm gibi kötü bir şey varsa... İşte o zaman sakın bana engel olmaya çalışmayın, tamam mı? Sakın bana engel olmaya çalışmayın. Otur sofraya, ben de hemen yemekleri koyayım. Fatma abla. Gel şöyle otur. Biraz konuşalım. Hayırdır inşallah Murat? Sultan teyze. Bugün merkeze geldi. Seni bulmamız için resmi başvuruda bulundu. Yenge, Sultan teyze perişan halde. Resmen çökmüş kadın. Hadi gel,
Vicdanını dinle. İnadını bırak, evine dön. Dönemem Murat. Dönemem. Ben o eve bir daha hiçbir zaman dönmeyeceğim. Neden anlamak istemiyorsun bunu ya? Yenge, ben seni artık anlayamıyorum. Neden dönmüyorsun ki? Ya Fatih, Sultan teyze... Çünkü Sultan anne beni Fatih ile evlendirmek istiyor. Ne? Çünkü Esra hamile değil. Esra Fatih'e bir çocuk vermedi. Hiçbir zaman da veremeyecek. Bir kurban gerekiyordu. İşte o kurban da benim.